Bu videoda değişik şekillerde gösterilmiş veriler üzerinden konuşarak hangi gösterimin o veri için daha uygun olduğunu ya da hangi gösterimin sorulan soruya daha kolay yanıt vermemizi sağlayacağını sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bunun üzerinde düşüneceğiz. Şimdi burada birinci alıştırmayı görüyoruz. Bir istatistikçi Pixar'ın ilk 14 filminin sürelerini kaydetmiş. Tamam mı? Bu veriyi her nokta bir film olacak şekilde bir nokta grafiği, bir çubuk grafiği ve bir de kutu grafiği olarak göstermiş. Yani üç farklı şekilde. Tamam? Medyan hangi gösterimde daha kolay bulunabilir? Sorumuz bu. Şimdi bize medyanı sormuşlar. Hemen bakalım grafiklere. Bu bir nokta grafiği. 14 filmin her biri için bir tane nokta var. Mesela buradaki film neymiş? 81 dakikaymış. Bu 92 bu 93, buradaki de 95 dakikaymış. Burada 96 dakikalık iki film var. Bunlar da diğer filmler. Şimdi ben bu grafiği kullanarak medyanı bulabileceğimi iddia ediyorum. Neden mi? Çünkü bu grafiğe bakarak filmlerin sürelerini listeleyebilir, sıraya dizebilir ve ortadaki filmin kaç dakika olduğunu yani medyanı bulabilirim. Değil mi? Evet. Şimdi bir liste yapabilirim. İlk 81'i yazarım. Sonra 92, 93, 95, 2 tane 96, 98 ve 100'ü yazarak devam ederim. Anladınız değil mi? Tüm filmlerin sürelerini listeleyebileceğim için medyanı bulabilirim. O halde nokta grafiği ile medyanı bulabilirim. Şimdi geçelim öbürüne. Sırada ne var? Çubuk grafiği var. Burada asıl önemli olan arkadaşlar medyanı bulmak için elimizdeki sayıların sıralı listesine ihtiyacımız olduğunu anlamamız. Sıralı olacak. Burada süresi 80 ile 85 dakika arasında olan bir film var. Ama bu filmin süresinin kaç dakika olduğunu tam olarak bilmiyorum. Onu göstermiyor yani. 81 de olabilir, 84 de olabilir değil mi? Sürelerin tam olarak kaç dakika olduğunu da bilmediğim için ne liste yapabilirim ne de ortadaki sayının hangisi olduğunu oradan net bir şekilde görebilirim. Evet. Çubuk grafiğini kullanarak demek ki medyanı rahat bulamıyoruz değil mi? Bunu bulabileceğimi hiç zannetmiyorum. Son olarak bir de buradaki kutu grafiğine bakalım. Çubuk grafiğini işaretlemedim. Anlaştık öyle değil mi? Kutu grafiğiyle filmlerin sürelerini listeleyemeyebilirim ama kutu grafiği bize medyanın ne olduğunu zaten kendiliğinden veriyor. Kutu grafiğinde kutunun içindeki çizgi zaten medyanın ta kendisi arkadaşlar. Şimdi burası 100 olduğuna göre medyan 99'muş. Bakalım. 95, 96, 97, 98 ve evet medyan 99. Kutu grafiği medyanı gösterdiği için medyanı bulmanın en kolay yolu tabii ki de kutu grafiğini kullanmak. Çubuk grafiği dışındakiler işimize yaradı. Şimdi birkaç alıştırma daha yapalım mı? Tamam. Nazmi'nin ikinci el araba dükkanı varmış. ikinci el. Arabaların kilometre e, göstergelerini kontrol edip hangi arabanın ne kadar kullanıldığını kaydediyormuş. Nazmi akıllılık ediyor. Elde ettiği veriyi göstermek için de bir çubuk grafiği bir de kutu grafiği çizmiş. Grafiklerin ikisi de aşağıda. 200 bin kilometreden fazla kullanılan kaç araba olduğunu bulmak için hangi gösterim kullanılabilir? Soru bu. 200 bin kilometreden fazla kullanılan kaç araba vardır? Çubuk grafiğine baktığımızda 200 bin ve 250 bin kilometre arasında 3, 250 bin ile 300 bin arasında 2 tane araba olduğunu gördüğümüze göre toplamda neymiş? 5 araba varmış. Tekrar ediyorum. 200 bin ile 250 bin arasında 3, 250 bin ile 300 bin arasında 2 tane araba var. Vay be bu arabaların sahipleri de amma çok yol yapmışlar ha. Evet. Çubuk grafiğini kullanarak 200 bin kilometreden fazla kilometre yapmış 5 tane araba olduğunu bulabildim. O zaman burada Çubuk grafiğini seçiyorum. Bu seçeneği işaretledik ama ne olur ne olmaz kutu grafiğine de bir bakalım. Evet. 200 bin kilometreden fazla yol almış arabaların sayısını arıyorduk. Öyle değil mi? Evet. Kutu grafiğinde 200 bin üzerindeki değerlerin son çeyrekte ya da son dörtte birlikte olduğunu biliyorum. Ama bu grafiğe bakarak 200 bin üzerinde kaç tane değer yani araba olduğunu söyleyemem. Kutu grafiği pek yardımcı olmadı. İkinci soruya geçiyorum. Medyan uzaklığın yaklaşık olarak 140 bin kilometre olduğunu bulmak için hangi gösterim kullanılabilir? Az önce alıştırmada da gördüğümüz gibi medyanı bulabilmek için değerleri listelemeye ihtiyacımız var. Çünkü listeledikten sonra ortadaki sayıyı kolaylıkla bulabiliriz. Çubuk grafiği kullanarak sayıları ya da değerleri listeleyemiyorum. Mesela 0 ile 50 bin kilometre arasında 3 değer olduğunu biliyorum ama bu değerlerin tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Yani 10 bin, 10 bin, 10 bin mi ya da işte 10 bin, 15 bin ve 40 bin de olabilirler. Tam olarak ne olduklarını bilemeyince de liste yapamıyorum. Ortadaki sayıyı da bulamıyorum. Ortadaki sayı buralarda bir yerlerde ama tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Çubuk grafiği veriyi belirli aralıklara yerleştirdiği için de medyanı bulmamıza yardım edemez. Ama kutu grafiğinde az önce söyledim medyan zaten verilir. Bakın buradaki çizgi evet kutunun içindeki bu çizgi bana medyanın 140 bin kilometre olduğunu gösteriyor. Doğru mu? Bakalım. 100, 110, 120, 130 ve evet arabaların medyanı 140 bin kilometreymiş. Kutu grafiği bize medyanı zaten doğrudan veriyor.